Bugün Necdet Çağal Hocam bize inşallah Tekasür Suresini anlatacak sohbetimiz Tekasür Suresi üzerine hocam. Tekasür Suresine başlayacağız hocam. Buyurun i̇nşallah. söz sizde. Teşekkür ediyorum Ömer Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Tekasür Suresi Ömer Bey gerçekten mesaj yüklü bir sure. Mekke döneminde nazil olan surelerden. Tabi Medine döneminde indiğine dair de bazı rivayetler var ama öne çıkan e, görüş Mekki bir sure oluşu bildiğiniz evet. üzere. Tekasür sure olarak ismini ilk ayetten alıyor. El hakumut evet. tekasür. Tabi burada gerçekten e, asrımıza, günümüz dünyasına bakan, hitap eden, ee, çok ciddi mesajlar ciddi dersler var Ömer Bey evet. biz hep söylüyoruz değil mi yani sebebi nüzulun özgün oluşu hükmün genel oluşuna mani değil değildir Tabii ki bu surenin nüzulunu inişini e, hazırlayan bir tarihi arka plan var fakat surenin içeriğine muhtevasına baktığımızda o ihtiva ettiği o engin o zengin derin mesajlar ee, çağları aşan geleceğe hitap eden bir dinamikle bir enerjiyle bütün bir insanlığı kuşatacak bir potansiyeli haiz. Ee, gruplar arasında kitleler arasında Çokluğu karşılıklı olarak bir övünme, bir atışma konusu yapma anlamına geliyor. Evet. Çoklukla karşılıklı atışıp durmanız, birbirinize üstünlük taslamanız, çokluğu aranızda yarıştırma konusu yapmanız. ...sizi alıkoydu, meşgul etti. Evet, Elhe, yülhi o zaman İlha, alıkoymak. Alıkoymak. Leh bu kökten Kö değil o kökten mi Bu kökten geliyor tabi, aynen. Zaten Ömer Bey bu başka ayetlerde de geçiyor. Estağfirullah. Evet. Ya yuhallezine amenu. Ey iman eden kullar. La tulihikum envalikum ve la evladukum en zikrillah. Oradan da biliyoruz. Değil mi aynı kullanımı? Evet. Ee, mallarınız... Ve çoluk çocuğunuz sizi Allah'ı zikretmekten, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan alıkoymasın. Yani elha kelimesi alıkoydu, meşgul etti anlamında. Evet. Aslında Peki, onunla meşgul olmaması gereken gerekirken, değil mi bir başka mevzuyu kendine konu edinerek, Aynen. asıl uğraşması gereken şeyden alıkoydu, değil Çok mi? Çok güzel acaba? dediniz. Aynen. Yani esas amaçtan, esas gayeden, kişiyi meşgul eden oyalayan herhangi evet. bir şey demektir ki bu nasıl oluyor tabi bunu görmemiz için önce nüzul ortamına gitmemiz evet, lazım bildiğiniz hocam. üzere evet. tabii ki surelerin ayetlerin yorumunda nüzul ortamı çok önemli Işık tutuyor en azından.